Bize ayırdığınız zamana göre ben size teşekkür ediyorum. Tamaşacılarınızı, seyredenlerinizi de şimdiden iyi seyirler diyorum. İran Türkleri biliyorsunuz, İran'ın asli kurucu unsuru Türk milletidir. Hem nüfus itibariyle hem devlet yapılanması açısından İran'ın asli kurucu unsuru Türk milletidir. İran'da Türk milletinin temsil ettiği fişi cereyan yalnız Türklerin hak ve hukuklarını değil, İran'da Türk olmayan azınlıkların da hak ve hukukunu göz önünde bulunduran bireysel ve toplum olarak hak ve hukuklarını temin edilmesini düşünen, onun sorumluluğunu taşıyan bir cereyandır. İran'ın 31 eyaleti var. Her eyalette Türkler yaşar. Ama bugün son 100 yılda yani bize dayatılmak istenen Fars veya Pers milleti olarak bize dayatılması istenen tacişler İran'ın 4-5 eyaletinde, 6 eyaletinde var olduğunu biz görüyoruz. Yani bölgesel bir topluluktur. Sonra Araplar, bizim Arap kardeşlerimiz bölgesel bir topluluktur. Balutlar yine bir bölgesel topluluktur. Lar, Lor, Lec, Cilec bunlar da yöresel ve bölgesel topluluklardır. Sonra bizim Kürt olarak karakterize etmişte olduğumuz Kırmancı topluluğu, Gurani topluluğu, Surani toplulukları da yöresel bir topluluktur. Fakat İran'da bir millet var, ülke çapında temsil olunuyor. Bu da Türk milletidir. Bunun için de İran'da Türk milletinin bütün azınlıkların konvansiyonel haklarının temin edilmesiyle yanı sıra ülkenin asli kurucu unsuru olan Türklerin de dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmasıdır. Ama sizin sorunuza geleyim. İran'da Türklerin mevcut durumu. Biliyorsunuz İran'da 1979 devrimi olduktan sonra İran'da kabul edilen yeni anayasa, anayasanın 15. maddesinde ilk defa olarak anayasa düzeyde Fars diline resmi, hukuki, zorunlu statü kazandırılmıştır. Bu da şu demektir ki, Avrupa tarih tezi üzerinden bizim ülkeye dayatılmak istenen Perslik, İran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kabul etmiş olduğu anayasanın 15. maddesiyle yasal düzeyde, anayasa düzeyde kabul edilmiştir. Maalesef o dönem Azerbaycan, bir İran Türklerinin, Azerbaycan bölgesinin, Güney Azerbaycan arazisinin, Türk milletinin panfarsizme karşı birikmiş mücadele ruhunu Ayetullah Şeriat Medarı Türk milletinin menafi icabında değil maalesef panfarsizmin hizmetinde kullandı ve o dönem biz başarılı bir mücadele veremedik ve İran'da o dönemden itibaren günümüze kadar 40 yıldır İran'da resmi düzeyde, anayasal düzeyde Fars dili, resmi hukuki devlet dili olarak ülkenin persliğini yasal seviyeye çıkarmıştır. 1988'de İran-Irak Savaşı bittikten sonra Ayetullah Hümeyni vefat ettikten sonra sistem içi ikilem, mevcut ikilem, bununla ilgili seyirciler daha geniş bilgi almak isterlerse o zaman bizim çalışmalarımıza müracaat edebilirler. Bu konuyla ilgili bayağı bizim geniş çalışmalarımız Türkiye'de yayımlanmıştır. Sistem içi ikilem ve baş veren patlakta Türk milletinin kendini izhar ortamı yarandı. Yani İran'da Türk milletinin haklı mücadelesinin gündeme gelmesinde ne Avrasyacıların ne de Atlantikçilerin bir rolü müsbet anlamda, olumlu anlamda olmamıştı. Fakat sistem içi baş veren ikilem arasındaki patlaktan Türk milletinin kendini izhar ortamı oluşmuştur. Ve Türkler de bundan yararlanarak kendi kimliklerini ortaya koydular. 1988'de. Bu da şöyle oldu. Atlantikçi kuvvetler Mürtet-i İslam Refsinzani'nin başçılığında İran'da panfarsizm düzenini Pehlevi dönemi Türk karşıtı Pers düşüncesi üzerinden neoliberalizmin ön plana alınmasıyla atak yapması ile ortaya çıktı. Böyle bir ortamda da karşı taraf zemineyi bıraktı ve bu bırakılmış ortamda da Türkler kendini izhar olanağı elde etmiş oldular. 1921'den 1988'e kadar İran'da Türklerin kendini Türk olarak izah etmesi gayrimümkün. Yani siz düşünün ki İran'da biz bir cereyan bulabilmiyoruz ki ben bir İranlı Türk olarak hak ve hukuklarımı elde etmek istiyorum. İster liberalizm olarak, ister veya sosyalist olarak. Böyle bir olanak sağlanmamıştır. Pers olacaksın veya Pers kimliğinin alt kimliği olarak Azeri olacaksın. İran Türk olarak değil.
Bu ilk defa 1980'lerden yaranmış bir o sistem için içilem arasındaki patlaktan vücuda gelen zeminde Türklerin kendini izhar vücuduyla kendini var edebilmiştir. O dönemden de itibaren İran Türklüğünün, Millet Hecatı'nın, Güney Azerbaycan Millet Hecatı'nın manevi atası olarak bizim tanıdığımız, bildiğimiz, şahsen benim de hocam olan Profesör Doktor Muhammed Taki Çiftçi'nin oldukça hayati bir rolü olmuştur. O dönemden itibaren günümüze kadar İran'da bizim kültürel ve siyasi faaliyetimiz devam etmiştir. Ben size örnek vereceğim. 1990'larda bizim, düşünün siz, mesela Erdebil'de biz bir Türkçe kurs koymak için bir ev bulamadık, bulabilmiyorduk o zaman. Ama bugün Erdebil milliyetçileri, Türk milletin hak ve hukukları uğrunda mücadelenin önde giden şahsiyetlerden bir tuğar edebildi. Ya bir zaman biz Kazvin'de bu faaliyeti başlatmak istediğimizde Kazvin'de buna olanak bulamadık. Ama bugün bu Kazvinliler de bu harekatın önünde giden şahsiyetleri yetiştirmişler. Hareket Tebriz'den başlamış ama Tebriz'de bitmeyecek inşallah. Bu dava Tahran, İsfahan, Şiraz, Meşhed gibi siyasi merkezlerde de kendini göstereceğine biz inanıyoruz. İran'da Türk Milli Harekatı çok aktif bir faaliyet yürütüyor ve akıllı bir gidiş söz konusu. Yani İran'daki Türk Harekatı'nı hiçbir azınlığın başlatmış olduğu radikalist harekatlarla kıyaslanacak bir harekat değil. Emperyalizmin ve diğer muvafık kuvvetlerin aleti olacak bir güç değil. İran'daki Türkler kendilerini kimseye kullandırmazlar. İran'daki Türkler Türk milletini düşünür. İslam dünyasını düşünür. Kendi bekasını da, çıkış yolunu da burada komşularıyla beraber İslam dünyasının ve Türk dünyasının problemlerini bu bir millet, bir ümmet veya bir coğrafyanın insanları olarak kendi aralarında çözeceklerine inanıyorlar. Onun için de ne Atlantikçilerin oyununa gelirler, ne Avrasyacıların oyununa gelirler. Akıllı bir ceryan olarak ilerliyor. Onun için de biz İran Türklüğü'nün başlatmış olduğu Millet Harekatı'nın geleceğine inanıyoruz. Ekonomik vaziyete geldiğinde de sıkıntılar bayağı çok yüksek. Biliyorsunuz İran her daim imbargo altında, baskı altında. Yani uygulanan tahrimler, uygulanan imbargolar, yaptırımlar tabii ki bunun bedelini toplum öder. Onun için de iktisadi durum hiç de iyi değil. Biliyorsunuz Türkiye bizim için hayata önem taşıyan bir devlet ve bir ülkedir. Bizim için Türklüğü temsil eden bir ülkedir. Bunun için Türkiye'nin iç siyaseti, özellikle dış siyaseti bizim için çok önem arz etmektedir. Özellikle de Türkiye'nin milliyeti, bizim için gönüldaş dediğimiz zamanın tatbikatı, uygulamaları, düşünceleri bizim için oldukça önemlidir. Tabii ki Türkiye bir devlet olarak kendi siyaseti var. Kendi devlet aklı var, kendi iç ve dış siyaseti var. Ama bir mesele var. İran'da bir Türklük var. Doğru, resmi tarihe göre orası Pers. İran'ın asli kurucu unsurunun Türk olmasına rağmen ister İran'daki Panfarsiler olsun, ister Türkiye veya Azerbaycan veya diğer Türk cumhuriyetlerimizin resmi tarihi olsun, İran Pers olarak algılar, Pers olarak tanımlar. Bu da bizim en büyük facialarımızdan biri. Yani Avrupa tarih tezi bunu bize tahmil etmiş, bize bunu kabul etmişiz. Yani Türkiye olarak, Azerbaycan olarak ve diğer Türk cumhuriyetleri olarak bunu kabul etmişiz. Ve İran Türkleri de bunun kurbanı. Yani siz düşünün, İran'da yaşayan bir Türk. Adlarını saydığım bizim kendi devletimizin, milletimizin birer parçası olarak gördüğümüz. Yani biz Türkiye'nin kendimizden ayrı bilmez. Türkiye'nin başarısı bizim başarımızdır. Türkiye'nin ayağına bir taş derse bizim ayağımıza değmiş mi sayarız onu. Azerbaycan da hakeza. Azerbaycan da öyle. Diğer Türk cumhuriyetleri de öyle. Türkmenistan da öyle. Ama siz düşünün ki biz Azerbaycan ve Türkiye için bu kadar doğuma yanaşmamıza rağmen resmi bakışlara göre biz İranlıyız ve İranlı bir Türk olabilmiyoruz. İranlı Pers olabiliriz. Türk olduğumuzda mutlaka Azerbaycanlı olmalıyız. Bu çok önemli bir meseleydi. Bunu ben bütün bu Türk camiasına bunu seslenerek söylüyorum. Bunu çok dikkat almaları gerekiyor. Yani siz düşünün, İran Persinçidir. Biz Türk meselesini ön plana aldığımız Azerbaycanlı olmalıyız. Azerbaycan benim yurdum. İran da benim vatanım. Ama bize birini seçmek zorunda gibi bir yaklaşım var. Yani hem Azerbaycanlı hem İranlı olamazsın gibi bir yaklaşım var. İran'da da Perslerin aynı yaklaşımı var. Tabii ki bu bugünün yaklaşımı değil. 100 yıl önce Yavamus Sultan'ın kardeşi Usugut Devlen'in Büyük Şeyh Muhammed Yabani'ye yazmış olduğu bir mektup var. Türklerin dönemi bitmiştir. Bir daha İran'ı biz Türklere mal etmeyeceğiz.
ya bunu kabul edersiniz, kabullenirsiniz ya da kangren tutmuş serçe parmağımı hesap edip kesip atarız Azerbaycan olarak. 100 yıldan sonra bunu kim diyor? Bunu Hocetul İslam Refsanjani diyor. Öldü o. Ama onun devamı var. Refsanjani'den sonra Hatemi var. Bu yolun devamcısı. Kerrubi var. Musevi var. Rahim Meşailer var. Günümüz Cumhurbaşkanı Hasan Feridun var. Hasan Feridun soyadını değiştirerek şu an Ruhani olarak geçiyor. Bunlar o cereyanın, o fikrin mümessilleri, temsilciler. Yani İran'da Türk olmak bitmiştir. İran'ın Türk diye bir meselesi yoktur. Türk olacaksan sen Azerbaycan'a gideceksin. Tebriz'e gideceksin. Bu Azerbaycan meselesidir. Bunu biz Azerbaycan'da halledeceğiz. Aynı bu yaklaşımı biz Atlantikçilerde de görüyoruz. Yurt dışında. Yani düşünün ya İran'da panfarsizmle orada savaşıyorsun, mücadele ediyorsun. Dışarıya çıktıktan sonra da Atlantikçiler tarafından aynı tatbikatı siz görüyorsunuz. Yani İran Persinçidir. İran Azerbaycanlıları olabilirsiniz. Mesela Amerikan Sesleri diyorsun. İran Azerbaycan. İran Azerbaycanlıların televizyonu. İran Azerbaycanlıların sesi radyosu. Aynı şeyi BBC Persian'de de görüyorsunuz. İngiltere'de de görüyorsunuz. Yani İran Persinçidir. Biz Azerbaycanlı olmalı. Nasıl olur? Ölkenin asli kurucu unsuru olan Türk milleti, asli kurucu unsuru Türk milleti, ölkenin 31 eyaletinde yaşayan Türk milleti 3-4 eyaletle sınırlandırılacak. Güney Azerbaycan diye sınırlandırılacak. Hazar Körfezi'nden, Hazar Denizi'nden, Basra Körfezi'ne kadar bölgenin en jeopolitik bölgesi, arazisi Persiyan olarak kabul edilir. Bize de ayırmak doğuldukları Güney Azerbaycan arazisi de 7-8 milyon nüfus içeriyor. Şimdi bu İran'da yaşayan 45-46-47 milyon Türk, 45-46-47 milyon Türk'ün sözünü konuşarak 7-8 milyonluk Güney Azerbaycan'la yetinmek zorunda. 45 milyon Türk'ten konuşacak da 7-8 milyonun alışverişini mi yapacak? Hazar'dan da Basra Körfezi'ne en jeopolitik bölgeni Persiyan olarak kabul mü edecek yani? Bunu İran'da zaten, bunu Refsanjani diyor. Dışarıda da onun müttefikleri, Atlantikçiler, Amerikan ve İngiltere maalesef bu siyaseti takip ediyor bize yönelik. Ve bizden de bu isteniliyor. Ben defalarla bunu söylemişim. Bununla ilgili ben stratejimi bile vermişim. 3 kez strateji vermişim bu konuyla ilgili. Demişim, tamam İran arazi bütünlüğü bizim için de kutsaldır. Korunsun. Siz bunu şart olarak bize koşuyorsunuz. Self-determination prensibini biz ön plana aldığımız için. İran arazi bütünlüğü korunmalı. Tamam, bizim için de kutsaldır. Korunsun. Ama o ülkenin asli kurucu unsuru bu Türk milleti. İstenilen açıdan da ispata yeri de gerek de yok. Her şey ortada. Tazişlerin nerede yaşadığı bilinir. Lorunların, Leçin, Cilecin, Kırbancın, Kur'an'ın, Sura'nın, Arapların, Belusların nerede, kimin ne kadar yaşadığı biliniyor. Yöresel ve bölgesel topluluklar ve bütün biz bunların da konvensiyonel haklarını tanıyoruz. Bütün konvensiyonel haklarını tanıyoruz. Tamam, ülkenin 31 eyaletinde yaşayan bu Türk milletinde bir hakkı var mı? Siz İran'da Türk milletinin asli kurucu unsuru olduğunu kabul edin, ben opozisyon başına geçmeye hazırım. Ben opozisyonda olurum. Opozisyonda bir nefer olurum mesela. Biz de opozisyonda, İran muhabbetisyonda oluruz. Ama Türk milletinin asli kurucu unsuru olduğunu kabul edin. Bu kabul edilmiyor. İran Persliğini siz kabul edeceksiniz. İran Persliğini kabul edeceksiniz. Bir azınlık olarak kullanılmaya müsait bir ekip olacaksınız. Bizden istenilen bu. Biz de bunu elimizin tersiyle iteriz. Kim olduğuna da bakmaz. Bizim İran'da milletimizi kurban edeceğimiz bir cereyan yoktur. Bizim için en büyük çıkar milletimizin çıkarı. Türk milletinin çıkarı ne icap ederse biz onu yaparız. Onun için de mevcut durumda bizim bu dava Türkiye devleti tarafından bu açıdan değerlendirmesi lazımdır. Siz düşünün, panfarsistler çok çok güçlü bir konumdan bu konuya yaklaşıyorlar. Çünkü imkan ahadeleri geniş. Hem İran'da İcra organları bunların elinde. Yurt dışında da Atlantikçiler aynı siyaseti yürütüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bir beyaniyesi vardı. İran'da Sirius'un, Kuruş'un, bu Çir'in doğum gününü Pers milletine tebrik ediyor. Düşünün. Sonra bize diyor ki gelin konferansa katılın. Opozisyonda var olun bir azınlığı olarak. İran rejiminin aleyhine mücadele edin. Biz zaten İran'da bunun aleyhine mücadele ediyoruz. Şimdi sen bunu Pers olarak yeniden bize mi dayatmak istiyorsun? İran'ın Persliği sizin için bu kadar mı hayata önem taşıyor? İran gerçek kimliğine dönmemesi mi gerekiyor? İran'ın gerçek kimliğine dönmesi sizi niye korkutuyor ki? Gerçekten insan hakları, hukuku, hak ve özgürlükleri sizin için önemliyse Türk de insan. O zaman bizim de hak ve hukuklarımız yönünü bulundurmanız lazım. Ama ne yapıyorlar biliyor musun? Bizi içimizden vuruyorlar. Bizi kalbimizden vuruyorlar. Azerbaycan bizim kalbimiz. Zamanında
rəhmətli Böyük Müsəddiq bunu rəhmətli Pişəvəriyə demişdi. Demişdi, İranda türklüyün var olması üçün Azərbaycanın var olması şart. Azərbaycan olmazsa İranda türklüyü olmaz. Şimdi bunlar bizi kalbimizden vuruyorlar. Kalbimizden hədəf almışlar. Azərbaycan is not İran. Azərbaycan İran deyildir. Bu panfarsizmin dış kanatının, dış kolunun Atlantik kesim tarafından bizim içimizdə bizə karşı türkçülük adı altında kullandıkları bir iddə kendini bilmez, həddini bilmez, tarihin ne olduğunu bilmez, siyasetin ne olduğunu bilmez, aldığı qəpi kuruşa bakan tiplemeleri bizim aleyhimizə kullanarak Azerbaycan is not İran. Biz Azerbaycanlıyız, biz İranlı değiliz ki. Panfarsizm tam istediği ifade. Tam istediği ifade. Çünkü panfarsizm Tahran'da yayını, Türk yayını evlerini kapatıyor. Diyor mutlaka Tebriz'e gideceksiniz. İran'ın Türk diye bir meselesi yoktur. Türk meselesi varsa Azerbaycan'a gitmesi gerekiyor. Tebriz'e gitmesi gerekiyor. Tahran'da olmaz. Bize diyoruz ki hayır. İran'ın 5 siyasi merkezi var. Biri Tebriz'dir. 4'ü de Tahran'dır, İsfahan'dır, Şiraz'dır, Meşad'dır. Türklüğü biz burada da barpa edeceğiz. Buranın ezdi çoğunluğu Türk. Ama bizi içimizden vuruyorlar. Bizi bir küçük bir araziyle sınırlandırarak bizi Böyük Ermənistan ve bizim kardeş olarak sevdiğimiz Kırmancıları, Quraniləri, Suraniləri kütçülük adı altında yerli halklara karşı kullanan terörist təşkilatlarla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi PKK ile yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi PEJAK ile yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Kürd adını kullanan terörist təşkilatlarla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Ermənilərlə yüz yüze bırakmak istiyorlar. Yani Güney Azerbaycan, Böyük Kürdistan, Böyük Ermənistan. Hazar Denizi'nden de Basra Körfəzi Böyük Persiyanın kurulmasına olanak sağlamak. Ve bunu bizim içimizdekilerle yapıyorlar bize karşı. Ve bir taraftan da bizi susturuyorlar. Mesela bu Türkiye'nin gerçekten Türkiye'ni düşünen, Türk milletini düşünen, Böyük Türk dünyasını düşünenler ve İran düşlüğüne bu açıdan bakması gerekiyor. İran'ın 47-48 milyonu Türk, İran asli kurucu unsuru Türk, İran'da Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu, devlet dili olması bir strateji. Bizim için hayatı önem taşıyan bir strateji. Türkiye ve Azerbaycan da bunu göz önünde bulundurması lazım. Ama başka türlü bakılıyor meseleye bence. Ben görüyorum bunu. Maalesef Azerbaycan'da düşünülüyor ki İran'da Türk meselesi hallolarsa biz ne yapacağız? Mesela Güney Azerbaycan meselesi olmazsa Türk meselesi İran'da hallolarsa. Ya bu daha sen ayrı var. Bunun hallolması hepimizin de ayrına. Biz de o zaman Kafkasya'da biz Kafkasya'nın mumersili olarak Azerbaycan'ı biliyoruz. Biz İrevan Hanlığı'nı Türk yurdu olarak biliyoruz. Bizim birer parçamız, biz Borçalımız var, Tiflis var, Derbent var, Dağıstan var, Kafkasya. Yani bizim için Azerbaycan. Azerbaycan bugün sadece Qarabağ değil ki. İrevan Hanlığı işgal olunmuş, Zencezur işgal olunmuş, Borçalı işgal olunmuş, Dağıstan'ı Derbent işgal olunmuş. Biz yalnız demiyoruz ki İran'da şu Türklük büyüsün, diğer büyümesin. Biz hepimizin büyümesinden yanayız. Bu büyüme değil, bu iade haysiyettir. Bu Türk milletin iade haysiyetidir. Kaybettiklerimizin berpasıdır. Bunu Kafkasya'da Azerbaycanımızın için istiyoruz. Bölgemizde Irak, Suriye, Türkiye, Balkanlarda özellikle, Balkanlarda Türkiye'nin cücülenmesini istiyoruz. İran'da da biz kaybettiklerimizi kazanmak istiyoruz. Yani fazla bir şey istemiyoruz ki. Bunu da ancak Azerbaycan, Türkiye ve İran Türklüğü el ele vererek bunu yapabilir. Ve bu İranlar bu meseleye rıçak kimi, vasıta kimi değil. Bir kardeş kimi bakılması lazım. Bir kardeş kimi. Biz nasıl Türkiye uğrunda savaşmaya hazırız? İran Türklüğü'nün uğrunda da Türkiye'nin caması bedel ödemesi lazım. Yani ikimiz de bedel ödememiz lazımdır. Bir vasıta kimi değil, bir kardeş kimi bakmamız lazımdır. Azerbaycan'da da bu yeterlidir, Türkiye'de de bu yeterlidir, İran Türklüğü'nde de bu yeterlidir. Bizim yol haritamız, biliyor musunuz? Bizim başka yolumuz yok. İran, bakın, bize var olmak imkanı tanımıyorlar. Bize Güney Azerbaycan diyerek, bize Böyük Ermenistan ve Böyük Kürdistan tahmil ediyorlar. Hazar Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar uzanan 1 milyon 100 bin karemetre araziyi kapsayan Persiyan'ı tahmin ediyorlar. Bize de Tebriz, Erdebil, Eç olarak Zencan köylerini vaat ediyorlar. 100 bin karemetre olmuyor. Olsun 120 bin karemetre. Bunun Kuzey Azerbaycan'a ilhakıyla karşılık olarak Karabağ'ın da Ermenistan'a ilhakı söz konusu. Faca. Facanı facayla değişeceğiz ve bunun için de şahit vereceğiz. Anlıyor musunuz? Bize vaat edilen yol bu. Bizim bir yol haritamız var. İran, Türkiye kadar bir Türk'ün yurdu. İran, her bir garıdında Türk'ün kanı var. İran toprağını böyle avucuna alıp sıksan
Türk'ün kanını fışkırır. Ben İslam öncesi mübahiseli tarihe girmiyorum. İslam sonrası tarihe baktığımızda tepeden tırnağa her şeyle Türk olan bir ülkenin 1921'den itibaren Pers olarak bize tahmil edilmesi kabul edilir bir şey değil. Ve biz biliyorsunuz Türk milletinde azınlıklara özgü sılık yoktur. Milliyetçilik diyoruz ya. Türkler milliyetçi olmazlar. Türkler devlet anlayışına sahip olurlar. Devlet anlayışı. Devlet anlayışı insanları hoşgörüyle idare eder. Yeri geldiğinde de asker kimin? Onu korur. Türklerin dünya felsefesi bu. Hayat felsefesi bu. İran'da Türkler bütün azınlıkların hak ve hukuklarını göz önünde bulundurarak kendi hakkını elde etmek istiyor. Hiç kimseyi ezmek istemiyor. Bütün azınlıkların hatta tacikleri tacik olarak biz tanıyoruz. Pers olarak bir şey yok ki İran'da. Tacici tacik olarak tanıyoruz ve bütün konvensiyonlu haklar da tanınacak. İran'da yol haritası anayasanın değişiminden geçiyor. İran'da bu anayasayla çok yürünmez. Mümkün değil. Bir, bireysel hak ve özgürlükler üç soruna dönüşmüş. Ben de biliyorum tam haklıdır. Ama böyle bir sorun. İnsanlar sen istedim istemediğin gibi olabilir. İnsanlar farklı yaşamak isteyebilir. İslami değerler ön plana almayabilir. Zorla Müslüman tutacak halin yok ki. Biri bugün herhalde farklı yaşamak istiyor. Bunu ne kadar önleyebilirsin ki? Bir bu. Yani bireysel hak ve özgürlükler. İki, İran'daki azınlıkların mücadelesi. Öyle değil mi? Üç, dini liderin yakın zamanda bazı meselelerin olacağı öngörülüyor. Yani anayasa referanduma gidecek. İran'da anayasa referanduma gidecek. Yeni bir anayasa hazırlanacak. Ve bu şimdi değil. Bu 2010'lardan yanılmıyorum diye. Neredeyse bir 10 yıl önce. Öyle diyeyim 2010. 2010'lardan. 2010'lardan itibaren İran'da yeni anayasa ile ilgili çalışmalar başlamış. Biz bundan haberimiz var. İran'da yeni referanduma çıkarılacak anayasada bu meselelerin halli kaçınılmazlık oluşturuyor. Bir, bireysel hak ve özgürlükler. İki, azınlıkların hak ve hukukları. Üç, dini liderin gelecekte o merzeye, o mevkiye düşünülen alternatifler. Böyle bir durumda bizim yol haritamız nedir? Bizim yol haritamız şu. İran'daki referanduma çıkarılacak anayasada 15. madde bizim bütün hayatı önem taşıyor. Bütün azınlıkların konvensiyonel haklarıyla yanı sıra Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmasıdır. Bizim bütün hayatı önem taşıyan mesele budur. Yani bizi kurtaracak çizgi de budur. Başka bir şey değil. İran'da Türk dili resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmalıdır. Yanı sıra bütün azınlıkların da konvensiyonel hakları tanınmalıdır. Bu bizim esas yol haritamızın esas çizgisini oluşturuyor. Ama buna nasıl gidilebilir biliyor musunuz? Şu an 100'e yakın Atlantistçiler tarafından İran'a yönelik tamamıyla Türk karşıtı medya, güçlü medya İran'ı bombalıyor. Tamamıyla Türk karşıtı panfarsist düşünceyle gerçekten bombalıyor. Tabiri caizse bombalıyor. Buna karşı bizim bir televizyonumuz yok. Yok. Birkaç video, internet, TV falan var. Yok. Bizim İran Türklerle ilgili yok. Güney Azerbaycan'da kullanan var. Ama kullanma var. Bu kullanmadır. Panfarsizmin bizim içimizde kullanmasıdır. Bizim içimizde kendi faktörünü bize karşı kullanmasıdır. Bizim televizyonumuz olsa biz orada oluruz. 24 saat orada oluruz. Bizim şu an su, hava için ihtiyaç duyduğumuz ve bunu Amerika'da, Avrupa'da değil, bu Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz güçlü bir televizyon İran'a yönelik tesis edilmez. Ve güçlü bir enstitü ortaya koyulmalı İran'la ilgili, İran Türklüğü'yle ilgili ve 24 saat profesyonel yayın yapacak bir televizyon. Ve bu televizyon Türkiye ile İran'ın sorunlarını ağırlaştıracak bir siyasetle takip etmeden işini yapmaya başaracak bir çizgisi ön planda olmalıdır. Sorun yaratmamalıdır Türkiye'ye. Ama bu olanağı, bu imkanı olmalıdır ki böyle bir televizyon İran'da 20-30 milyonu muhatip alabilsin. Biz İran'da 20-30 milyonu muhatip alacak bir medyanı ortaya koyabilmediğimiz takdirde yarın şimdiden onlar tarafından üzerinde işlenmekte olan alternatif anayasalar da bizim etkimiz olmayacak. Bak, kaybeden yine biz olacağız. Yani referanduma çıkarılacak anayasaya hazırlığı toplumda bizim oluşturmamız lazım. Ve bu da güçlü medya ile mümkündür. Niye ama ben Türkiye'de diyorum. Ben iki kez Amerika'ya gitmeye reddeden bir adam. Amerika'ya da saygım var. Ama ben Türkiye'yi tercih ediyorum. Burada beni 6 ay aldılar. Ama yine tercihim Türkiye'den yana. Çünkü Türkiye bizim için, bizim bir devletimizdir. Biz İran Türklüğü'yle Türkiye Türklüğü'nün bir daha karşı durmasını, karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Bunları birbirine karşı kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Uzun süre Şii Sünni diye kullandılar. Yeter. Bize göre yeter. İran Türklüğü'yle Türkiye Türklüğü bütünleşmesi gerekiyor. Onun için İran Türklüğü'nü
Türkiye'nin sevmeyeceği, gelecekte Türkiye'ye karşı kullanılmasına olana sağlayacak bir kesimle bu işi yapmaktan yana değiliz. Türkiye ile sorunumuzu kendimiz çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de sorunu bizim de kendisi çözmesi gerekiyor. Ve biz bu imkanları Türkiye'de sağlamamız lazımdır ki yarın İran'da Türk dilinin resmi hukuki zorunlu devlet statüsü olduktan sonra İran'la Türkiye beraber bir bütün olarak Azerbaycan'ı da kendi yanlarına alarak, Kafkasya'nı temsil eden bir Azerbaycan'ı yanlarına alarak Türk dünyasının kurulmasına yönelik, hem Avrasyacılara yönelik karşı, hem Atlantikçilere karşı, hem yakın gelecekte Türk dünyasına yönelik Çinlerin gündeme taşıyacakları Türk projesine karşı alternatif olarak kendi Türk dünyasına yönelik kendi projelerini ortaya koyabilir. Yani bugün siz düşünün, Atlantikçilerin İran'a, Türk dünyasına yönelik kendi konseptleri, kendi stratejileri mevcut. Avrasyacıların Türk dünyasına yönelik kendi konsept ve stratejileri mevcut. Yakın gelecekte Çin'in de Türk dünyasına yönelik kendi projesini ortaya koyacağı kaçınılmaz ve kesindi bana göre. Öyle bir ortamda sadece Türklerin kendilerine göre bir stratejisi yok. Mesela bu da çok ağır bir güç. Yalnız bir devletin yapabileceği bir şey değil bu. Onun için Türkiye ilk etapta İran Türklüğünün İran'da resmi statü kazanmasını sağlamalı. Bu istikamette siyasetini takip etmelidir. İran'da Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olması istikametinde gerekçelerini yapmalıdır. İran'da Türk dili resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olduktan sonra Türkiye, İran, Azerbaycan, Türk dünyasının kurulmasına yönelik bu saydıklarıma hem karşı hem de rakip olarak kendi stratejisini üretebilir.